Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bu video sayesinde sizler de tişört tasarımlarınızı giydirebilecek, tişört tasarımlarınıza mockup yapabileceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Güzel introydu bence. O yüzden kardeşim abone oluyorsun. Teşekkür ederim. Sen kralsın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk başta bizim bir tasarımımız var diyelim. Örneğin bir kuru kafamız var. Şu şekilde bir kuru kafa tasarımı yaptık. Ya da işte tişört tasarımımızı tasarladık. Eyvallah. Ama biz bunu bir tişörtte nasıl göreceğiz? Bir tişörtte nasıl oluyor? Nasıl duruyor? Bunları merak ediyoruz. Bunun için hemen Google'a gidiyorsunuz. Yani şu şekilde Chrome tarayıcınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yazıyorsunuz ki tişört mockup yazıyorsunuz. Google'dan da aratabilirsiniz. Çeşitli siteleriniz varsa oradan da aratabilirsiniz. Ben genelde tasarımlarımı Freepik'ten alıyorum. Genel olarak yani mockuplarımı. Bakın burada binlerce çeşitte insanın üzerinde işte bir mankenin üzerinde vesaire şekli şemali duruyor. Mesela şunu alabiliriz. Ya da başka daha gerçekçi olsun derseniz mesela buradakini alabiliriz. Şimdi bunu seçtikten sonra download diyorsunuz ve ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Buraya bir RAR dosyası iniyor. Bu RAR dosyası sizin çalışmalarınızın olacağı dosya. Yani mockup'ınızın olacağı dosya. Şimdi bunu aldık, tamam mı? Masa üstüne tişört yazıyorum, tamam mı? Ondan sonra bunların hepsini alıyorum. Benim çalışmalarım vesaire buradaydı. Şimdi buna sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyorum. Bu sayede şöyle bir klasörle bana geliyor ve bu dosyayı artık silebilirim. Daha sonra tişört mockup'ın içine giriyorum. Burada bir PSD dosyası var. Yani PSD dosyası Photoshop formatı oluyor. Photoshop formatını sadece Photoshop programında kullanabilirsiniz. Bu yüzden Adobe Photoshop'u bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Şimdi Photoshop programını açıyorum arkadaşlar. Şuradaki 7JPEG'i de silebiliriz. Evet, buradaki görseli içeriye aktaracağım. Şimdi öncelikle bir çalışmamız açılsın. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir alan geliyor. Burada arkadaşlar ilk başta şu bölüm var ya, bakın burası tasarım alanı. Şöyle bir kutucuk oluyor, görüyorsunuz zaten. Buradaki kutucuğa çift tıklarsam tasarım alanımın içine giriyorum. Şimdi buraya şuradaki katmanın gözünü kapatarak bu katmanı görmezden gelip tişört tasarımınızın içine girip kuru kafayı alıp içine attığınızda tasarımınız tam da tam denk geliyorsa zaten şu şekilde onaylıyorsunuz. Ctrl ile S yapıyorsunuz. Ctrl ile S yapmanızın sebebi buradaki kütüphaneyi güncelleştirmek ve buraya yansıtmak. Gördüğünüz gibi böyle bir tasarım oluyor. Tabii ki de bu birazcık saçma durdu. Bu yüzden bunu küçültmem gerekiyor. Alt ve Shift tuşuna aynı anda basarak şu şekilde küçültüyorum ve Ctrl ile S yapıyorum. Tekrar gittiğimde gördüğünüz gibi bu şekilde bir tasarımınız oluyor. Diyelim ki siz başka bir örnekle bunu merak ettiniz. Hemen Flaticon'a gidelim. Buraya bir şey yazalım. Böyle bir tasarım yazalım mesela. Neler çıkacak? Buradan bir şey alalım ve onun üzerinden de deneyebiliriz. Mesela ne olabilir? Şu olabilir arkadaşlar. Şunun ampul sayısı böyle. Pence olarak indiriyorum. Daha sonra buna hemen atıyorum. Burada kalsın dedim. Sonra bunu aldım şuradan basılı tutarak. Bakın tekrar gösteriyorum. Bunu alıyorum basılı tutarak. Şu bölüme aktarıyorum ve burada bırakıyorum. Sonra kuru kafayı gizliyorum. Ctrl S yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şunu kapatmamız lazım şuradan. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oluyor. Daha sonra bunu birazcık küçülteceksiniz. Tabi bunların çeşitli ayarları var. Onları da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar Ctrl ile S yaptım. Ve gördüğünüz gibi tasarımımı yapmış oldum. Diyelim ki siz bunu ortalayamıyorsunuz. Gözünüzle ortalayacaksınız. Hadi onu da yapamadınız. Buradaki çizgiler de çıkmadı diyelim. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Mesela tasarımınız şurada dursun. Tamam şurada. Siz bunu aldınız, şuradaki 3 noktaya tıkladınız, seçim bölümünden tuvali seçip dikeyde hizalama tuşuna bastınız. Bu sayede tam dikeyde hizalamış oluyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra bunun altına şöyle bir tık, şöyle aşağı doğru indirdik. Bir tane de yazı yazalım. Mesela yeni girişimci yazalım. Yeni yazıyorum. Bir tane font belirliyorum. Asphalt font muydu? Öyle bir şey vardı, onu kullanacağım. Evet buldum. Bold dedik. Sonra bunu büyüttük. Shift ve alt tuşuna basarak. Ondan sonra buna geldik. Şuradan renk veriyoruz. Bu rengi vermeyebilirsiniz. Biraz daha koyusunu verebilirsiniz şu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar şöyle birazcık aşağı aldık. Harf arasını açacaksınız. Diyelim ki bunlar birazcık ayrık dursun. Ctrl A yaptınız. Buradaki kutucuya bastınız. Ve buradaki bölümden birazcık arasını açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir tane kopyasını alıyorum. Buna da yeni girişimci demiştik. Girişimci. Büyük harflerle yazalım. Ya da küçük harflerle yazalım. Bunu da ben nasıl bir şey istiyorum biliyor musunuz? Öncelikle şu arasını bir kapatayım diyorum.
Ondan sonra bu şekilde koyuyorum. Tabii buna eklemeler, çıkartmalar vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ne eklenebilir abi? Senin aklına ne geldi? Şu an benim aklıma çok eskiden kullandığım güzel bir font geldi. Grand Hotel font yazalım. Oh, pardon. Font yazıyorum hemen. Ve buradaki font gerçekten harika bir font. Ben severek kullanıyorum. Hemen bunu yükle diyelim. Daha sonra geçiyorum hemen Photoshop programına. Çift tıklıyorum. Daha sonra fontumu belirliyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Yazdıktan sonra Ctrl T, Alt ve Shift tuşuna aynı anda basıp bunu büyütüp istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Ama ben daha çok şöyle bir köşeye küçük bir şekilde, evet, Ctrl S yaparsak tamamdır bu iş. Gördüğünüz gibi. Tabi buradaki font da değişebilir arkadaşlar. Bu tamamen size bağlı. Hatta bunu da aynı şekilde Grand Hotel'de yapabilirsiniz. Şöyle mesela. Tabi bunun arası asla boş olmamalı arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim için sadece yanlış anlamayın yani beni. Böyle hem sohbet hem muhabbet tarzında güzelce anlatmaya çalışıyorum. Evet, şu şekilde Ctrl S yaptığımızda gördüğünüz gibi böyle bir tasarım elde ediyoruz. Çoğu kişi diyecek ki abi şimdi tamam eyvallah biz tasarımı yaptık. Biz bunu baskıya yollayabilir miyiz? Arkadaşlar bu sorunun cevabı maalesef bunu baskıya yollayamazsınız. Yani çalışma alanınızda şu şekli, yani bu şekilde baskıya yollayabilirsiniz ama bu şekilde baskıya yollayamazsınız. Bu sadece görmeniz için. Yani bu mock-up oluyor arkadaşlar. Giydirme oluyor. Bir tasarımda üstünde görme gibi bir şey. İsterseniz bunun aynısını farklı bir mock-up örneğinde yapalım. Hemen gittim yine ve bu kez bunu indiriyorum hızlı bir şekilde. İndirdikten sonra aynı işlemleri yapacağım. Hemen indi zaten. Şuradan açıyorum çalışmayı. Daha sonra buradaki Your Design Hair bölümüne girip buradaki çalışmayı tekrardan alıp tasarım içine atıyorum. Tamam diyorum. Ctrl T yapıp Alt ve Shift'i aynı anda basıp küçültüyorum. Daha sonra şu bölümleri gözlerini kapatabilirim ve silebilirim. Ctrl S yaptığımda aynı şekilde buna da yansıyacak. Kısacası yaptığımız şey bir tasarım arkadaşlar. Yani tasarım derken giydirme, mockup oluyor. Bu yüzden bu üzerinde nasıl durur gibi sorularınız varsa onları bu şekilde giderebilirsiniz. Bakın şu şekilde çeşitli efektleri de var zaten. Tasarım burasıymış. Bakın gördünüz mü efekti? Anlıyor musunuz? Böyle şeyler de burada maalesef çok etki ediyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela siz bunun çıktısını alacaksınız JPEG olarak. Hemen mesela şunu alalım. Ctrl Shift S tuşuna basabilirsiniz. Ya da böyle diyelim ki böyle bir sorun var. Görüntü tekrar diye bir şey geldi. AMD kullanıcıları bilir. Dosya bölümüne gidip dışa aktar deyip PNG olarak çıkartabilirsiniz. Ama PNG çıkartmak istemiyorum. Ben JPEG çıkartmak istiyorum diyorsanız farklı dışa aktar diyorsunuz. Daha sonra buradan PNG JPEG formatını seçip kalitesini mükemmel, harika artık siz seçeceksiniz. Mükemmel diyelim. Seçtikten sonra arkadaşlar dışa aktar dediğinizde seçim yeri gelir. Bakın mesela masa üstünde tişört klasörünün içine aktarsın. Tamamdır. Bitti arkadaşlar. Tişörtün içine giriyorum tişört klasörünün. Ve gördüğünüz gibi burada dosyam gelmiş oluyor zaten. Evet, bu şekilde basit ve öz, kısa, sade, hızlı bir şekilde sizlere mockup yapmayı anlattım. Umarım işinize yaramıştır. Hani birazcık uzattım aslında çünkü tamamen detaylı bir şekilde değineyim ve siz de anlayın diye. Ve o zaman şimdi abonem alacağım mı? Eğer abonem olursan harbiden çok mutlu edersin beni. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Daha yeni tasarım videolu fikirleriniz varsa onları da sizlerle birlikte değerlendirip yapabiliriz. Bunu sadece bana yorumlarda belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Tekrardan hoşça kalın, kendinize dikkat edin, abone olmayı da unutmayın.